Kağıthane Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nden herkese merhaba çocuklar. Bugün yine kalbimizdeki masallarla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine size çok güzel bir masal anlatacağım. Hazırsanız masal çemberimizi açalım. Bir varmış, bir yok. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Ben diyeyim size şu tepeden, siz deyin bana şu yamaçtan. Uçtu uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, memiş uçtu. Uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Biri kaptım eşeği, diğeri aldım eşeği, dolandım durdum dört köşeyi. Vay 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 vay. Ne köşeymiş bu köşe? Dil dolanmadan ağız varmaz şu işe. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Vardım bir köye. Bu köyde insanların kapıları sımsıkı kapalı, pencereleri kilitli, kocaman duvarlar örülmüş bahçelerinde. Bir gün bu köye çok uzak diyarlardan bir yolcu gelmiş. Dağlar, tepeler aşmış, serin sular içmiş, 6 ay bir güz gitmiş ve sonunda bu köye varmış yolu. Geldiğinde baharı birlikte getirmiş. Öyle ki ağaçlar yeni yeni çiçek açmaya başlamış. Yolcunun üzerinde bir bahar kıyafetleri varmış ki rengarenkmiş. Kokusu burnuna gelirmiş insanın, bin bir çiçeğin kokusu gibiymiş. İşte bu yolcu gelmiş, yoldan geldiği için pek açmış, çok yorgunmuş. Bakmış ki bu köyde kapılar kapalı, pencereler kapalı, merak etmiş. İnsanlar nerede demiş. Çünkü bu köy şimdiye kadar gördüğü hiçbir köye benzemiyormuş. Öyle ki dayanamamış ve bir kapıyı çalmış. Kapıyı açmış bir yaşlı kadın. Şöyle kapının ardından bakmış tek gözüyle. Bizim yolcu demiş ki, yoldan gelirim, yola giderim. Bir yolcuyumdur, çok yorgunum. Çok uzun bir yoldan geldim. Bir lokma ekmek, bir yatacak yer ararım. Bizim yaşlı kadın kapının ardından şöyle bakmaktaymış tek gözüyle. Benim verecek yatacak yatağım, verecek bir yudum ekmeğim yoktur. Başka kapıya, başka kapıya deyip kapıyı örtmüş yolcunun yüzüne. Yolcu durmuş, düşünmüş. Kocaman örülü duvarların ardındaki sımsıkı kapalı bu kapıların ardında insanlar bolluk bereket içinde yaşarmış. Her hallerinden belliymiş ama paylaşmayı bilmezlermiş, anlamış. İşte bu yüzden biraz düşünmüş. Sonra bir bakmış ki köyün meydanında kocaman bir ağaç bağrı müjdeler gibi çiçek açmış, bezenmiş. Ağacı görünce anlamış, bu meydandaki ağaç insanları bir araya getirebilen bir ağaçtır. Karar vermiş ve tekrar yaşlı kadının kapısını çalmış. Yaşlı kadın yine böyle tek gözüyle kapının ardından bakmış, her an kapatacakmış gibi. Yolcu demiş ki, merhaba yine ben. Yoldan gelirim, yola giderim. Sizden bir ricam vardır. Ben sana dedim yahu, ne yatacak yerim, ne verecek bir yudum ekmeğim vardır sana. Başka kapıya derken yolcu elini koymuş kapıya. Bir dakika, henüz bir dinleyin. Yemek istemem yatacak yerde. Sadece yoldan geldim, karnım da açtır. Elimde çok güzel, çok özel bir taş vardır. Bu taşı ta sizin şu tepenin yamacında buldum. O taşa herkes kolay kolay ulaşamaz. Çok özel, çok nadir bulunur. O yüzden de bazı yolcular bulabilir o taşı. Bana da kısmet oldu. Bu taştan bir çorba yapılır ki lezzetine doyum olmaz. Bir çorba yapmak isterim, karnım doysun, sizlerle de paylaşayım diye. Ama bir tencere, bir kepçe lazımdır bana. Taşı duyunca bizim yaşlı kadın pek merak etmiş. Taştan hiç çorba mı olur diye düşünmüş yaşlı kadın ve bir dakika bekle demiş. Hemen gitmiş bir kazan, bir kepçe getirmiş yolcuya. Yolcu gülümsemiş, teşekkür etmiş. Almış kazanı, kepçeyi, köyün meydanındaki o kocaman ağacın altına varmış. Hemen göletten su getirmiş, kazanın içine koymuş. Hemen ateş yakmış köy meydanında, kazanı oturtturmuş. Su kaynamış, fokur 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 fokur. İşte bizim yaşlı kadın pek merak etmiş. Hayatında hiç taştan çorba içmediği için merakına yenilmiş ve köy meydanında yolcunun yanına gelmiş. Şöyle bir bakmış kazanın içine. Nerede taş demiş.
Henüz koymadım, kaynamasını bekledim suyun demiş yolcu ve cebinden çıkarmış mendil. Mendil bembeyazmış. Mendili açmış, içinden mendilden daha beyaz parlayan bir taş varmış. Taşı almış ve kazanın içine atmış. Fokur 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 kaynamaya başlamış taşla birlikte su. Hmm demiş bizim yaşlı kadın. Pek de güzel görünmüyor. Sadece taş mı olacak içinde? Bizim yolcu demiş ki. Böyledir. Sade içilir taştan çorba. Birazcık baharat olsaydı pek güzel olurdu yine de. Deyince yaşlı kadın dayanamamış ve gitmiş baharatlar getirmiş mutfağından. Biraz tuz ekmişler yolcuyla birlikte. Biraz kimyon atmışlar. Biraz kekik, biraz karabiber. Karıştırmış yolcu çorbayı. İşte o an pencereler biraz aralanmış. Herkes merakla bakmaya başlamış. Ne yapılıyor meydanda diye. Merak içinde izlenmeye başlamış yolcu ve yaşlı kadın. Ah, bizim yolcunun keyfi yerine gelmiş. Başlamış bizim yolcu şarkı söylemeye. Kuşlar cıvıl cıvıl cik cik ötüyor. Neşeyle gökyüzünde ne güzel uçuyor. Neşeyle gökyüzünde ne güzel uçuyor. Taştan çorbamız fokur fokur kaynıyor. Mis gibi kokusu etrafa sarıyor. Mis gibi kokusu etrafı sarıyor. İşte böyle şarkı söylemiş. Şarkı söyleyince çorbanın kokusu da bütün köyü sarınca pencereler aralanmış, kapıların kilitleri çözülmüş, herkes meydana doğru gelmeye başlamış. Gelenler merakla sormuş, ne yapılıyor burada, ne oluyor? Aa, taştan çorba mı olurmuş hiç? Hiçbir şeye de benzemez böyle. Dedikten sonra gelenler yanlarında patates, havuç getirmişler, yeşillikler getirmişler. Bizim yolcu çok mutlu olmuş bu kalabalığa ve başlamış gelen patatesleri doğramaya, havuçları eklemeye, yeşillikleri koymaya, çorbayı döndürdükçe kaynattıkça kaynatmış. Ve herkes çorbanın pişmesi tamam olduğunda demişler ki yiyelim hadi. Bir sofra kurmuşlar ki meydana upuzun, kocaman. Çocuklar neşeyle koşmaya başlamışlar ki o güne kadar neredeyse çocuk yokmuş köy meydanında. Oynayan çocukları görünce yolcu çok mutlu olmuş. Çocuklar bahar havasıyla oyunlar oynamışlar, rengarenk dolaşmışlar, şarkılar söylemişler, koşturmuşlar oradan oraya. Bizim yolcu çorbayı karıştırmış, yüzünde kocaman bir gülümseme. Köy halkı herkes birbirine sormuş, soruşturmuş, yardım etmişler sofrayı kurmak için. Tabaklar, çanaklar getirilmiş, sofra kurulmuş. Çorbanın pişme vakti tamam olduğunda ateşten alınmış. Köylülerden biri gelmiş, madem hazır ateş varken ben de bir pilav yapayım size demiş. Pirinçleri koymuş, mis gibi tereyağlı bir pilav yapmış. Pilav tamam, çorba tamam, sofra tamam, çocukların şen kahkahaları köyde çınlamakta, ağacın altında. Tam ay çıkarken iftar vakti, herkes çorbaları bölüşmüş, bir güzel çorbalar içilmiş, sofralar şenlenmiş, birlikte paylaşmışlar yemeği, birlikte gülmüşler, birlikte paylaşmışlar ve mutlu olmuşlar o gün. O gün herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. Bu gülümseme birlikte olmanın getirdiği gülümsemeymiş. Yaşlı kadın ortaya atılmış, ben ki demiş, yıllardır anlatmadığım bir masal. Madem toplandık bu ağacın altında, yolcu sayesinde, kocaman bir sofra kuruldu yeryüzünde, bundan tatlısı yoktur. O zaman ben de size bir masal anlatayım diye başlamış evvel zamanlardan dinlediği masalları anlatmaya çocuklara. Sadece çocuklar ama yetişkinlere de anlatmış. Herkes dinlemiş masalları, şarkılar, türküler söylenmiş ve birlik olmanın duası edilmiş. O gün yolcu yaşlı kadının evinde kalmış. Ertesi sabah gün doğarken uyandığında köyün havası değişmiş hissetmiş. Köye bahar gelmiş. Derin kış uykusundan uyanmış, pencereler açılmış, içeri bahar havası dolmuş. Kapıların kilitleri sökülmüş, duvarlar yavaş yavaş aşağı inmiş. İnsanların yüzü gülmüş o gün. Ve o günden sonra bu köyde herkes aşını paylaşmış,
herkes birbirinin yardımına koşmuş. İftar sofraları hiç eksik olmamış. Birlikte olup daima, daima hatırlamışlar o günü. Birlik olmanın güzelliği sofradadır. Bir ekmeği bölüşmektedir. Bir suyu paylaşmaktadır. Çorbayı birlikte kaynatmaktadır. Birlik olmanın sırrı çorbayı birlikte kaynatmaktadır. Siz de şimdi çorbalarınızı içerken bir bakın. Birlikte olduğunuz için o çorba eksiliyor mu, fazlalaşıyor mu? Çünkü o meydanda yapılan çorba hiç bitmemiş. Böyle paylaşılınca çorbanın bereketi de artar, sofranın bereketi de. Çünkü insan ancak paylaşınca çoğalır. Masalla kalın, hoşça kalın.